Merhaba arkadaşlarım ben Sermen Hoca. Bu videoda arkadaşlar yine konumuz anayasa tabi. Temel hak ve ödevler ağırlıklı soru çözümünü gerçekleştireceğiz. Buyurun başlayalım. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına ilişkin yukarıdakilerden hangileri 2001 anayasa değişikliğiyle düzenlenmiştir? Arkadaşlar burada hakları sınırlamada kullanılan bazı kriterlerimiz var. Bu kriterlerden hangileri 2001'de anayasamıza girdi? Değerli arkadaşlarım böyle tuhaf bir şifremiz var. Yıllardır kurumlarda veririz. Ben onu göstereyim. Şimdi bakın öl yani 3 kere öl diyebiliriz değerli arkadaşlar. Bakın 1 ö, 2. ö, 3. ö ve l. 3 kere öl. Nedir bu? Ölçülülük. Hakkın özüne dokunma. Özel sınırlama ilkesi olsun ve layık cumhuriyet ilkelerine uygun olsun. Ne zaman anayasamıza girdiler? 2001. Ölçülülük, özüne dokunma ve layık cumhuriyet üçü de 2001'de anayasamıza giriş yapmıştır arkadaşlar. İşe yarıyor. 3 kere öl. Aşağıdaki haklardan hangisi olağanüstü hallerde dahi dokunulamayacak çekirdek haklardan değildir. Hocam biliyorsunuz olağanüstü cumhurbaşkanlığı kararnamesi bile çekirdek haklara ne yapamıyor arkadaşlar? Dokunamıyor. Hangisi bu çekirdek haklardan biri değildir değerli arkadaşlarım. Bir kere din ve vicdan hürriyeti değil mi? Yaşama hakkı, suç ve cezalar geçmişe yürütülemez. Kişinin maddi ve manevi bütünlüğü, çekirdek haktır ama mülkiyet hakkı değil değerli arkadaşlarım. Evet mülkiyet hakkı değerli arkadaşlarım kişi hak ve ödevleri grubundadır ve çekirdek hak değildir lütfen dikkat. 1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi hem hak hem de ödev olarak sayılmamıştır? Yani arkadaşlar şunlardan 4 tanesi hem haktır hem ödevdir ama bir tanesi değilmiş onu bulmamızı istiyor. Değerli arkadaşlarım bu arada eğitim ve öğrenim hakkı değerli arkadaşlarım. Evet bir tanesi hak ve ödev değil. Eğitim öğrenim hem haktır hem de ödevdir. Seçme hakkı değerli arkadaşlarım, oy kullanma var ya. Oy kullanma hem haktır hem de 82 Anayasası'ndan beri zorunludur. Vatan hizmeti yani askerlik hem haktır hem ödevdir. Çalışma hem haktır hem ödevdir değerli arkadaşlarım. Mesela ülkenin zorunlu ihtiyacında o hal durumunda değerli arkadaşlar o hal durumunda tutuklu ve hükümlü çalışırmada yapılacak çalışmalar zorla çalışma anlamına gelmiyor burada olduğu gibi ama mal bildirimi arkadaşlar memur sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda yani memur 5 yılda bir mal bildirimi yapar bu sadece ödevdir değerli arkadaşlar hak değildir 1982 Anayasası'na göre aşağıda verilen haklardan hangisi önceden izin alma koşuluna bağlıdır? Şimdi ne demek arkadaşlar? Şuradakilerden 4 tanesinde izin almaya gerek yoktur ama bir tanesi seçeneklerimizden bir tanesi izinlidir. Ben şöyle diyeyim arkadaşlarıma. Türkiye'de 6 tane işlemde izin almaya gerek yoktur. Siyasi parti kurmak arkadaşlar, dernek kurmak, tamam? Mı? sendika kurmak, basım evi kurmak, süreli ve süresiz yayın çıkarmak, toplantı ve gösteri yürüyüş. Bu 6 şeyde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 işlemde izin yoktur. İzin almayız, izin almayız, izin almayız, izin almayız ama vakıf izin artı tescil ister değerli arkadaşlar. Suç ve cezalara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Suç ve ceza yanlıştır. Ceza sorumluluğu şahsidir doğru. Genel müsaadele cezası verilemez doğru. 2004'te genel müsaadele yaptırımı kalkmıştır yaptırımı. Ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla kurulur doğru kanuna aykırı elde edilmiş olsa dahi tüm bulgular delil olarak kabul edilir. Hayır arkadaşlar. 2001'de kabul edilen bir kural, anayasamıza giren bir kural. Kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez değerli arkadaşlarım. Tamam Aşağıdaki haklardan hangisi sosyal ve ekonomik haklardan değildir? Şimdi bu sosyal hakların bir adı neydi arkadaşlar? Pozitif diğer adı neydi? İsteme hakları yani hangisi sosyal pozitif isteme grubunda değildir çalışma ve sözleşme özgürlüğü çalışma ve sözleşme özgürlüğü sosyal haktır ve sonu hürriyetiyle ile özgürlüğe biten tek cümle sosyalde budur arkadaşlar sendika kurma sosyaldir konut hakkı sosyaldir sporun geliştirilmesi sosyal gruptadır şimdi bakın konut hakkı sosyal gruptadır ama konut dokunulmaz arkadaşlar kişi hak ve ödevlerinde bununla ilgili oynatma listelerimizi arkadaşlar çok güzel sunumlarımız var. Temel Hak ve Ödevler adlı oynatma listemize şifrelerimiz ve tüyolarımızı izleyin. 10 numara soru kaçırmayacaksınız. Türk vatandaşlığı ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Türk vatandaşı vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunsa dahi vatandaşlıktan çıkartılamaz. kas Türk anne ve babadan arkadaşlar Türk anne ve babanın çocuğu Türk'tür. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarda kazanılır ve kaybedilir. Vatandaşlıktan çıkarılmaya karşı yargı yolu kapatılamaz. Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Evet arkadaşlar. Şimdi devlete vatandaşlık ile ba vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür. Vatandaşlıktan çıkarılmaya yargı yolu kapatılamaz, kapatılamaz. Doğru. Ve bu hangi mahkemedir diye soru gelse o zaman da cevabımız Danıştay'da olurdu. Vatandaşlık kanunu gösterdiği şartlarda kazanılır ve kaybedilir. Doğru. Türk anne ve babanın çocuğu Türktür. Değerli arkadaşlarım buradaki bağlaç ne olacak? Veya olacak. Tamam mı? Veya. Değerli arkadaşlarım buna dikkat. Ee, ve değerli arkadaşlarım yanlışımızı da bulduk. Böyle bazen kelime oyunlarından maalesef iğren sorular gelebiliyor. Türk ana veya babadan olan çocuk Türktür değerli arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri siyasi partiye üye olamaz? Bakın olamaz. Yüksek öğretim öncesi, öncesi öğrenciler olamaz. Yani liseliler, ortaokullar. Sayıştay üyeleri olamaz. Yani yargıdaysan zaten partiye üye olamıyorsun. Dolayısıyla hakimler de üye olamaz ama işçiler çalışırken partilere üye olabilir. Biz olamaz arıyorsak 1, 2 ve 4 numaralı öncülerimizi alıyoruz. Güzel. Temel hak ve hürriyetlere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Herkes kişiliğine bağlı, dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez, temel hak ve hürriyetlere sahip. Doğru. Özlerine dokunmadan sınırlanabilir. Evet, sınırlamalar hakkın özüne dokunamaz. Temel hak ve hürriyetler kişinin topluma ve ailesine karşı ödev ve sorumluluklarını itibar eder. Evet. Temel hak ve hürriyetler anayasanın ruhuna uygun sınırlanabilir. Doğru. Ruhuna uygun olmalı. Genel sınırlama mümkün müdür? Hayır. Genel sınırlama 2001'de kalkmıştır. Ve neye geçirmiştir değerli arkadaşlarım? Özel sınırlamaya. Hangisi yanlıştır? Bu. Ne zaman kalktı? 2001'de. Hangisi doğrudur? Bu. Ne zaman geldi? Yine 2001'de temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması. İlk kez aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır? Şimdi arkadaşlar soru çok güzel. Daha önce buna benzer bir soru ÖSYM'de kullandı. Dedi ki hakları durdurmak ilk kez hangi anayasayla başlar? Durdurmak hangi anayasayla başlıyor değerli arkadaşlarım? Tabii ki 82 anayasasıyla. Evet yeni sorumuz burada. Olağan dönemde temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakın. Olağan dönemde yani normal sıradan bir dönemde hakların sınırlandırılması ile ilgili hangisi doğrudur? Olağan dönemde sınırlama Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabilir. Olağan dönemde sınırlama sadece kanunla mümkündür. Sınırlamada temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulabilir. Ölçülük ilkesi göz ardı edilebilir. Olağan dönemde hiçbir şekilde temel haklar sınırlandırılamaz diyor değerli arkadaşlarım. Şimdi bunlardan hangisi doğrudur diye soruyor değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım olağan dönemde hangisi doğrudur? Bir kere Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılır. Burada sınırlama demiş çizdik. Tamam Sınırlamada temel hak ve hürriyetlerin özüne dokunulabilir. Hayır dokunulamaz. Kural birde geldi. Ölçülük ilkesi göz ardı edilebilir. Hayır edilemez. 2001'de geldi yine. Olağan dönemde hiçbir şekilde haklar sınırlandırılamaz olur mu? Bakın ne diyor? Olağan dönemde sınırlama sadece neyle olur arkadaşlar? Tabii ki kanunla olur. Bu cümle var ya arkadaşlar. B seçenekli cümle en az 4 defa ÖSYM sınav sorusu olmuş. Yabancılar için temel hak ve hürriyetler milletler arası hukuka uygun olarak aşağıdakilerden hangisiyle sınırlanabilir? Yabancıların hakları uluslararası hukuka uygun olarak kanunla ne yapılabilir değerli arkadaşlar? Sınırlanabilir. Yukarıda verilenlerden hangileri kişinin hak ve ödevlerindendir? Şimdi kişi hak ve ödevleri, sosyal ve ekonomik haklar, siyasi hak ve ödevler var ya hangisi kişi grubundadır? Yani negatif gruptadır yani koruyucu gruptadır arkadaşlar. Kişi grubunda adı negatif ve koruyucu. Konut dokunulmazlığı kişi grubundadır. Basın hürriyeti, derne kurma hürriyeti kişidir. Ama konut hakkı nerededir? Sosyal ve ekonomik gruptadır. Biz kişi grubunda olanları arıyorsak 1, 2 ve 3 numara kişi 4 ise sosyal grupta hiç kimse kanunen tabi olduğu bir mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz hükmü aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisini ifade eder? Hocam bu üç kere sınavda aynı şekilde çıktı. Hiç kimse kanunen tabi olduğu bir mahkemeden başka bir merci önüne çıkartılamaz durumuna ne ad verilir? Kanuni hakim güvencesi denir. 1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi siyasi hak ve ödevler arasında yer almaz? Yer almaz değerli arkadaşlar dikkat. Türk vatandaşlığı, kamu hizmetlerine girme, vergi ödevi ve vatan hizmeti siyasidir. Bu arada kamu hizmetine girmenin en temel şartı şudur. Aranan mesleğin aradığı kriterden başka bir şey aramaz. Yani şöyle cümleyi tam yazıyorum. Mesleğin gerektirdiği nitelik. Şimdi sınavda çıksa kamu hizmetine girmenin en temel şartı nedir? Bizim dostlar neyi işaretler? Efendim TC vatandaşı olmak, KPSS puanına sahip olmak. Ya bunlar doğru, bunlar şarttır doğru ama en temel şart anayasada şöyle yazar. Kamu hizmetine girmede mesleğin gerektirdiği nitelikten başka bir şey aranmaz. Yani sizin KPSS puanı vatandaşı diyeceğiniz şeyle zaten bu cümlenin içine giriyor. Onu da paylaşmış olalım. Tamam mı arkadaşlar? Bu arada toplantı gösteri ve yürüyüşü siyasi grupta değil. Hangi gruptadır? Kişi grubundadır değerli Ciao a Vergi ödevi hangi temel hak ve hürriyetler başlığı altında düzenlenmiştir? Şimdi vergi parasal bir konu ya. Konuyu bilmesek, bilmesek sosyal ve ekonomik haklar derdik ama öyle değil. Vergi ödevi değerli arkadaşlar hangi gruptadır? Siyasi haklar grubundadır. Peki siyasi haklar grubu diye bir kelime görüyor muyuz? Hayır. O zaman siyasi hakların bir adı aktif, diğer adı katılım haklarıydı. Bakın aktif statü hakları ifadesini orada yakaladık ve son sorumuza geldik. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangi seçimlerde oy kullanamaz kullanamaz askeri okul öğrencisi Aker kullanamaz. cevabı bulduk 18 yaşını doldurmuş İsmail kullanır TSK'da görevli asubay Emrah muvazzaf subay ve asubaylar kullanıyor TSK'da görevli subay. as subay ve subay muvazzaf subaydır. Yani adamın işidir. O yüzden oyunu kullanıyor arkadaşlar. Cezaevinde tutuklu özgür. Tutuklular kullanır. Doğru. Bu arada hükümlü yani ceza almış olanlardan da taksirli hükümlü kullanır. Ama kasıtlı hükümlü kullanamaz. Onu da burada hatırlatmış olalım. Bir daha söylüyorum. Ekranda görünsün. Taksirli hükümlü kullanır ama kasıtlı hükümlü oyunu kullanamaz. Tamam değerli arkadaşlar. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.